Biz görme engelleri derneği olarak 1998'den beri yani kuruluşumuzdan itibaren engellerin sorunlarını minimize etmek için çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalar ve sorunlar dediğiniz ya diye sorarsanız şimdi her engel grubu gibi görme engellerinde büyük sorunlarından biri fiziki koşulların engellere göre olmamasından kaynaklıdır. İnsanların bir bina veya bir kurumların bir kaldırım çalışması yürüttüğü zaman, yani kısacası kamusal alan düzenlemesi yaptığı zaman engelleri göz önünde bulundurması gerekmesi lazım. Yani biz kaldırımlarımıza bugün baktığımız zaman işte insanların bilinçsiz de arabalarını park etmesi, işte arabalar kaldırımlara çıkmasın diye kazıkların çakılması, demir kazıkların çakılması veya işte son zamanlarda hızla Türkiye'nin her yerinde yayılmaya başlanan yüzey kaplama dediğimiz görme engelleri için yapılan yollar. Bunlar bilinçsizce yapıldığı için zaman zaman ağaçta bitiyor, zaman zaman trafoda ve bu da büyük sıkıntılara yol açmış oluyor. Bunun için dernek olarak sürekli biz bunlarla mücadele ediyoruz. Bunların karşısında oluyoruz. Tabii ki fiziki koşulların dışında da bizim sıkıntılarımızdan biri, büyük sıkıntılarımızdan biri de ayrımcıl uygulamalardır. Yani toplumda yaşanan ayrımcıl uygulamalar engelleri sürekli dışarıya itiyor. Tabii ki son zamanlarda insanlarımız biraz daha bilinçli hale geldiler. Ancak geçmişte biz bunlarla çok mücadele ettik. Görme engeller hala bankalarda ve noterlerde şahit istemekle karşı karşıya bırakılıyor. Halbuki baktığın zaman 5378 nolu yasada açıkçası görme engeller banka ve noterlerde okuma yazma bilmeyen sınıflar insan sınıfında değerlendirilmemeli diye kanun da vardır. Ancak dedim ya insanlar akşama kadar kanunlar olsun, sürekli kanunlar çıksın. İnsanların zihniyeti değişmedikçe bu kanunlar işe yaramaz. Hükümetten ve devletten beklentimiz şudur. Yasal düzenlemeler yapılırken kurumlara inisiyatif değil sorumluluk yüklemeleri lazım.